Evet sevgili YouTube, Dealer's Life ilk oynama videosu gelecek size arkadaşlar. Ben de oynayarak öğreneceğim. Twitch'te canlıdayız aynı zamanda. Oradaki arkadaşlardan da tiyoları alarak yavaş yavaş öğreneceğim bunu. Ama benim öğrenmemi beklemesin YouTube'daki arkadaşlar. Tabii şöyle güzel güzel like'lar falan gelsin. Bak, hi YouTube yazıyor. Twitch'ten arkadaşlarımız zaten ekranda da görünüyordur. Şimdi arkadaşlar bu güzel canlı yayında bu oyunu oynamaya başlıyoruz. Şimdi ne diyor? Tamirci iş arıyor diyor. Tamirci alsak mı ya? Lazım olabilir mi? Bakacağız. Profil uzmanı 400 diyor. Tamam, dur. Ah kulağım. Bu ne saçmalıyor lan? Evet, size panda doğum yaptı falan. Çok iyi lan. Şimdi bu ne? Rehber diyorsa bu kısımda tüm işe aldığın çalışanları görebilirsin. Buradan onları kovmak veya yaptıkları işleri durdurmak mevzundur. Burası işçiler. İki işçi alabiliyoruz. Güzel. Nadir epik efsanevi mitsel ve sıra dışı ve sırada. Tamam. Bu kısımda eşyaları görebilir ve yönetebilirsin. Unutma, envanterinde ne kadar kilidi açılmış eşyan varsa dükkanında o kadar müşteri gelecektir. Ayrıca elindeki nadir eşya sayısının fazlalığı da dükkana gelen müşterinin sayısını arttıracakmış. Nadir. Tamam. Şimdi burası bizim katalog bölümü. Bir efsanevi var. Oyun bize bir şeyler vermiş. Gel. Karakter yeteneklerini yönettiğimiz bölüm. Yeteneği arttıkça şöhret artar. Böylece değerli eşyalarla karşılaşma şansımız artıyor. Çalışanlardan gelen etkilerinde şöhret seviyeni yükseltmediği yakında. Toymuşuz şu anda. Dürüst itibardayız. Bu ne? Sol sayfasında kanal hakkında bilgiler var. Sağ tarafta ise bugünkü etkinlikleri getirdi etkiler. Tamam. Anladım. Da. Lan bu, ha böyle çıkıyoruz, tamam. Open diyoruz. Dükkan açtığında sıradaki iş müşteriye dokunarak hakkında bilgi alabilir veya masadaki eşyaya dokunarak müşterinin almak veya satmak istediği eşya hakkında bilgi edinebilirsin. Hadi başlayalım. Aç gözlü değilmiş. Tamam. Bunu istiyorsun. Kötü durumda, sıradan, boktan bir şey bu. Tamam. O zaman gel. Bakalım. Kızınca alabildiğini arttırmak için müşteriye pazarlık edersin. Tamam. 300 verdi. Tahmini satışı 225'miş. Biz buna mantıklı fiyat çekelim abi. 350 diyelim. 320 diyorsun. Tamam, al sana 330 o zaman. Yavşaklık yapma. Bilemedim ki. Kabul ediyorsun. Hadi görüşürüz. Bu satıyor, ne bu? Bakalım sana bir. Bilgilisin, aç gözlü değilsin. Bir bakalım abi ürüne. Sıradan, çok kötü, boktan bir şey. Bunu almıyorum ben ya. Bu ne abi? İlgilenmiyorum. Bu kim lan? Bu gibi karşılaşmada vereceğin karar oyunun kaderini büyük ölçüde etkiler. Ayrıca ancak bazı şartları karşıladığında alabileceğin gizli seçenekler olur. Vay be, demek biri bu barakayı satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yanındaki ikinci el dükkanı sahibiyim. Daha açık konuşursak şehirdeki en iyi ikinci el dükkanının. Evet, benim tam yanında olduğumu bilmeden buraya ikinci el dükkanı mı açtın gerçekten? Haha, şimdiden kendini batmış bil. Göreceğiz. Sen kimi batırıyorsun lan? Düdük. Şu an burada gördüğüm tek şey zavallı bir toy. Hatta şöhret ölçerimle bir hiç bu kadar düşük bir şöhret seviyesi karşılaşmadım. Ha? Ne diyor la bu? Neden bahsettiğimi bile bilmiyorsun. Bizim meslekte asıl önem şöhret seviyesidir. Sana yeni fırsatlar paranın ve şöhretin kapısını açar. Ancak yetenekler arttırıp daha prestij dükkana geçeceksin diyor. Gerçi bahse girelim, acemi bile olamazsın diyor. Bahsi kabul ettim. Sana her türlü girip çıkacağım İbne. Hiçbir bilgimiz yok bu dayı ile ilgili. Allah büyüktür. Ne istiyorsun? Sıra dışı kötü durumda. Tahmini satış fiyatı belli değil. Bakalım, 2300 verdi. Ulan bu dallama 2300 verdiyse ben buna 2700 çekerim abi. Hayır. 2650.
hissettim. Alma pezevenk. Her 7. günün sonunda haftalık masraflarını ödemen gerekeceğini unutma. Yeteri kadar paran olsun. Tamam. Devam dedik. Evet, bir başarımızı aldık. Şimdi. Ürün alma işi de sıkıntı. Dükkanı büyütme olayı da. Yeni kira dükkanlar var. Bilir kişi diyor. Şanslı kişi diyor. Bunlar işimize yaramaz. Açalım dükkanı abi. Gel abla gel. Tamircim yok. Devran nasıl tamir edeceğim? Biraz aç gözlüsün. Çok bilgi de değilsin öyle. Biraz malsın da. Neyi alacaksın? Efsanemi tahmini 2050'ye satılan bir şeysin. Ne verdin? İlk fiyatı ben vereyim. Peki. Tahmini 2000'miş. O zaman abla ben sana bu fiyatı veririm. Biraz bilgili olunca tabii kızdı pezevenk. 2900 diyorsun. Ben de diyorum ki 3100. Hayır. Hayır abi. Ben de 3050 diyorum kardeşim. Al kardeşim. Hadi güle güle. Allah bereket versin. Satıyorsun. Ne bu? Sıradan çok iyi durumdasın ama. Şu an nadir eşya alamıyoruz. Aç gözlü biri de değilsin. Bunu senden 3 kuruşa alabilir miyim? 194 satışı var. 122 istiyorsun. Yok kardeşim. Yok kardeşim. 60 dolar. 80 dolar. Vallahi son 95 veriyorsan ver. Alacaksın neyi? Sıra dışı bir ürün. 960'a satılıyor iyi durumda. Aç gözlü bir insan. Bakalım 960 sence değeri ne kadardır? Tahminisi 960'sa uçmayalım. 1600 dolar. Al. 1400 dolar. Defol git. Hıyar. Devam. Kira dükkanı sahteci iş arıyor. Şanslı kişi iş arıyor. Yok abi bunları istemiyorum. Bunları istemiyorum. Ağzına tükürürüm. Bana tamirci lazım bak. Bak çok fena bozuşuruz ha. Open. Gel abla. Gel abi. Gelin ablacığım gelin. Bu ne? Sıra dışı çok iyi durumda. 2900 istiyorsun. Bence 2900 eder diyorsun. Ben sana bunu 2900'den alırsam zarar ederim gerizekalı. O yüzden sen bana bunu 1500'den ver. Hadi 2000 olsun hadi. Hadi 2000 olsun. La hadi tamam 2400 lan. Daha fazla da vermem. 2400. 2400. 2550'ye alayım bari. 2950 desem ona ben 3500 çekeceğim zaten. Tahmini değeri belli değil. Sıra dışı çok kötü durumda. Alıcısın. 1500 diyorsun. Ben de diyorum ki hayır kardeşim 2250. Ne? Hadi lan oradan. Bak 1900 yapıyorum kıymetini bil. Yok. Bak 1700. Bak canımı sıkma benim. Düşün. Yani alacaksın tabii yavşak. Street. İpneye bak. Bizi olacak ya. Geldik. Aha tamirci. Alalım işe tamircimizi. Şimdi ürünlere bir bakabilir miyim? Ne diyor? Sıra dışı iyi durumda. Çok kötü durumda diyor. Bunu tamir etmeye kalkarsam kaç para istiyor? 6 gün sürer diyor. 6 ebenin. İyi durumda. Sıra dışı bir ürün. Bu çok kötü durumda. Ama bunu tamir etsem ne olur? 57 dolar olur ama uçar 4 gün. Sen bunu bir tamir et. Biz bir dükkana dönelim abi. Open. Açtık dükkanı.
Bu ne satıyorsun? Sıra dışı, kötü, boktan. Ne istiyorsun? Çok istiyorsun. Çok istiyor pezevenk. Güle güle. Kötü durumda. 345 satış değeri var. 220 istiyorsun abla. 220 çok istiyorsun ya. Hadi 170 vereyim sana da bokunu çıkartma yani. 170 ablacığım. Ablacığım 170. Git. Gerizekalı. Bak benim canımı sıkma. Profil uzmanı ne işe yarıyor ya? Şöyle profil uzmanı iyi bir dedektif, insanları ve eşyaları iyi tanır. Sana pasif olarak sezgi kazandırır. Sonra bu personellere bakacağız. Sonra alacağız. Open. Bir tane müşteri geldi. Bu ne? Çok kötü durumdasın. Bakalım. 70 dolar vereyim al. Seksen. 85. Defol git. Salak. 2 günü kalmış. Abi ben ne 200 dolar için mi iş yapacağım yani? Ne istiyorsun? Bunu istiyorsun. Valla istediğin parayı verirsen olur. Şimdi 850 o. Ben sana bunu 1500 diyeceğim abi. 1040 diyorsun. Ben de 1300 diyorum. 1250 diyorum. Alma. Mal. Ne satıyorsun? Sıradan 475 dolara satılacak bir şey. 365 istiyorsun. Aslında iyisin. Ama sen bunu bana gel 275'e ver be güzelim. Ha? Yapma, yapma, yapma. Hadi, hadi, hadi 300 verdim. Ya kardeşim. Ver şunu 300'e. Ha şöyle. Adam ol canımı ya be güzelim be. Ben hala bitiremedim çalışmayı bu. 1 gün kaldı. Open. Ne istiyorsun? Vallahi hiç kusura bakma. 1220 verdin. Ben sana söyleyeyim. Ben sana bunu 1500 diyeceğim yine. Hiç kusura bakma. Bak. Bak 1500. Hadi bir bak. 1400 yaptım. Daha da bak olmaz bak. Bokunu çıkartma. Ha, sıkılır. İbneye bak. Ben onu tamir edince de parayı basacaksınız yavşaklar. Uçtu fiyatı gördün mü? Bak gördün mü uçtu fiyat. 600 küsür istiyorsun. 6 gün diyorsun lan çalıştır lan. Anasını sattığımın. Aç dükkanı. 3-5 mal var işte satılacak. Ne la bu? Oo, çok iyi durumda. 1600 ediyor. Aç gözü değil bilgi dediği mal lan bu. Dur 1600 dedin çok dedin. 1000. Hadi 1200. Ben de 1300 dedim. Anlaşmaya vardık. Ne istiyorsun? Bunu istiyorsun. Ödenen 95, tahmini 194. Bakalım.
Değeri ne kadardır? $250 be abla, çok değil. Ya abla yapma. Hadi 240. Bak yorma beni. Bu ne la? Kötü durumda 530 sıra dışı ürün diyor da $530 çok kötü durumda diyor. Ne kadar istiyorsun sen buna? 360 istiyorsun. Vallahi kardeşim şimdi yanlış anlama beni. 360 istiyorsun ama 360 verirsek ablacığım biz bundan $100 kazanırız. $100 kazanmak için de bu eziyet çekilmez. Sen şimdi adam olacaksın. Güzel bir ablalık yapacaksın bana. 360 çok istiyorsun sen buna. Sen bana bunu 270'ten vereceksin. Abi olmaz abla. Olmaz. Bak 290 yapayım. Yani ya son teklifine tükürürüm senin. 300. Daha yukarıda çıkmam. Al 320'ye bari. Benim telefonumda bir sürü ışıklar mışıklar yanıyor ya. Neyse. Open. Çok iyi durumda. Ödenen 2500, tahmini 2990. Aç gözlü biri değilsin. Bakalım ne veriyorsun abi? Bende değeri ne kadar? Bence. Bence değeri bu. Ah. Oldu valla. Allah bereket versin. Sen ne istiyorsun? 1180 bunun değeri. Bakalım. İlk fiyatı ben mi vereyim? Tamam vereyim abla. Al 2000. Düşmem. Bak 1750 yaptım. Daha da ibnelik yapma. Defol git. Hıyara bak. Salak mısın ablacığım sen? Manyak mısın ya? Ben onu o paraya verirsem zarar ederim ya. O zaman open. Gel bak. Tipe bak. Merhaba, sen ne istiyorsun? İyi durumda 300-475 değeri var. 570 verdin. Sence eder mi? Eyvallah, sence 570 ediyor ama bence ne ediyor biliyor musun? Bak ben söyleyeyim sana bence ne ediyor. Bak bence bu ediyor. Çüş, o değil bu. Hadi güle güle. Çok iyi durumda 260. Bence değeri bu. $100. Bu aç gözlü ha. Bu çok aç gözlü. 100. Hadi güle güle. Bizi koparacak zekayı. Ben batar mıyım ya? Baba kötü durumda. Satışı 290. Bir de sıradan anasını satayım. Yani ne istiyorsun? 196 istiyorsun. Ben de diyorum ki sana ben buna versem 130 veririm koçum. Git bari. Hıyar. Kötü durumda bir çantamız var. 320 tahmini 530. Ablacığım seninle ilgili bir bilgim yok. Bakalım. Ya ben sana söyleyeyim tahmini değeri 530'sa bence değeri ne kadar? Bence değeri 650. Yo direkt 700 lan. Sence değeri ne kadardır dedin değil mi abla sen? Bence değeri 750. Bence değeri 725. Hadi güle güle. Kötü durumda tahmini satışı 920. Ne istiyorsun lan? Bununla ilgili hiçbir şey de bilmiyoruz ki. Al 500. Ha siktir lan. Bir düşün. Hadi güle güle.
Yani bir tamirci daha denk gelirse bu gazeteden alırım. Çift tamirci daha çok işe yarar. Koleksiyoncu benden alıyorsa, tabi adamın koleksiyoncu olup olmadığına bakmamız lazım. Gelsinler bakalım. Ne la bu? Çok kötü durumdasın. Koleksiyon aksiyon figürü. Aç şunu. Koleksiyoncu değil. Ama aç gözlü biraz. Değeri 330 civarı. Ne istiyorsun? Kaç veririm? 100. 100. Güle güle. Tuvalet fırçası lan bu. Şaka mısın? 20 dolar. Drone. Çok açgözlü çıktı bu ya. 146 falan satışı. 140 desek. 108 istiyorsun bacım da ben sana diyeceğim. Fiyat 80 vallahi kusura bakma. Hadi güle güle. Tabancanın fiyatı ebesininkine çıktı. Dur. Bu çok iyi durum. 4 ürün var zaten lan. Çok iyi durumda, çok iyi durumda. Bir tek bu çok iyi durumda. İyi durumda 12 dolar. 4 gün. Al. Yap şunu abi. Değeri atsın ya. Aa polis geldi. Nadir diyor, 4000 diyor, kötü durumda diyor lan, nadir ürün bu. Kötü durumdaki hali bu para. Dur. 3250 dedin değil mi? 2750 abla. Abla bak 2900 yapıyorum bak, canımı sıkma benim. Hadi git. Ben bunu tamir ettim mi var ya, ipletirim. Bu ne lan? Sıradan çok kötü, 152 dolar. Hiçbir bilgim yok. Bakalım ne istiyorum? Nedir? Değeri ne kadardır? Değeri ne kadar biliyor musun? Değeri 70 dolar al. 70. 70. Bu sağlam çıktı. Bunu almaya mı geldi bu? Evet. 1740'mış tahmini değeri. Koleksiyoncu mu? Aç gözlü de değilsin. Bakalım. Kaç verirsin? 1740 tahmini değeri olduğuna göre canım benim. Benim sana vereceğim fiyat 2500 yani. Mantıklı fiyatlar. Olmaz. 2300. Defol git. Kıyar. Abi tamirci daha çıktı. 3000 istiyor la bu. Mesela çift tamirci iyidir. Şimdi aç ürünü. Nerede lan o motosiklet? Baba nadir ürün de. 1350. Sıkıntı yok. Yap baba. Gitsin para, dert değil lan. Çok iyi durumdasın sen. Kaç para istiyorsun lan? Ya söyleyeyim. Ha. 450. Bu bayağı açgözlü çıktı. Ablacığım sen manyak mısın? Siktir git. Ama nadirsin. Etmez. 1500 eder abla. 1500.
Ne istiyorsun lan? Ha, bak tahmini değeri 3350 yalnız ha. İyiydim, dikkat et. Ah. Koleksiyoncu. Bakmadım, salaklık ettim, neyse. Yapıştır. Neymiş değeri? 1740. 2300 veriyorsun. Ama yanlış veriyorsun kardeş. Bu 2750 lira. Yapacak bir şey yok. Ya bak hadi senin için hani kırmayayım seni, 2600 yapayım. Çok başka fazla bir şey isteme. Hadi siktir git şimdi. Satacak mal kaldı mı bilmiyorum ki dükkanda. Şurada bir ön konsolum kaldı. İki tane mal kaldı. Sıradan çok kötü durumda. 104 dolar. Bir bilgimiz yok. Bakalım. 30 dolar vereyim. Kusura bakma. Bu ne? Ya abi 67 dolarlık şey, ben buna ne vereyim ya? Hadi yürü git al 5 dolar. Güzel. 1180'miş. Tıkla. Yani 1800 diyeceğim. Al olursa alır. Açalım. Evet bahsi kazandım. Sıra dışı iyi durumda. 1740 diyorsun. Bilgimiz yok. Fiyat söyleyelim. Tahmini 1740 abi. Ben sana buna 1300 derim. Ha siktir lan. 1500. Bir kuruş daha yukarı çıkmam. Tahmini fiyatı belli değil. Aç gözlü değil. Gidersen git abla. Bak bu koleksiyoncu ve bana satmaya çalışıyor. 445 sıradan boktan bir şey hem de. Yemezler yeğenim. Bence değeri 100 dolar. 150 dolar. Gidebilirsin. Hıyar. Bizi koparacak bu da. Bak şimdi. Motosikletteki duruma bak. Bak 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 bak. 6000 dolar arttı fiyatı. Ay çok iyi oldu bu.
Sıra dışı kötü 192 dolarlık bir boktan bir şey. Bu ne bok olduğu da belli değil. $2 kazanacağız yani. Bir siktir git. Al. Veriyon mu? Veriyon mu? Veriyon mu? Gülebilir. Yavşak pezevenk. Fiyatı belli değil. Koleksiyoncu bizi düdüklemeye kalkacak. Senin teklifin bu mu? Benim teklifim de bu. Al. Al. Kötü durumda, tahmini 1160. Koleksiyoncu değil. Bakalım. Çok istiyorum bacı. Geçeceksin o işleri. Almam abi, manyak mıyım ben ya? Açık arttırmaya girmen için burada çıkması lazım. Gördüğün gibi açık arttırma yok. Ne saçma bir şey bu ya. Bir gitti geldi, bir şey oldu oyuna, ben de anlamadım yani. Aç dükkanı. Bu ne? Nadir. $20 daha kırarız. İyi, ver tamam, ver, Allah belanı versin, ver it. $250 tahmini satışı, aç gözlü falan değil, koleksiyoncu değil, bakalım. 325 olmaz abla, 400 kağıt o ya. Vallahi. Hadi git. Sıra dışı kötü durumda, 320. Bakalım, aç gözlü değilsin. Kaç paraydı lan bu? $320'lık bir şey. 255 istiyorsun. Ben de diyorum ki 255 kurtarmaz, 200 abi. 200. 200, 200. İyi, ver lan 215'e. Depodan açık arttırma geldi. Çırak olmam lazım. Şöhretim yetmiyor açık arttırmaya şu an. Yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım, elimizde tamir edilince değeri artacak bir halt var mı? Var, bak nadir ürün var burada abi. Şimdi bunu tamir ettirirsem 5 günde $2000'a işe başla abi. Bu da çok kötü lan. Ya bu sırada bunun neyini tamir edeceğim ben ya? Aç abi dükkanı. Merhaba, benzin kredi bizimki bir şey elime geçti. Bu ne? İyi durumda 1720 diyorsun. Aç gözlü değilsin, koleksiyoncusun. He. Değeri 720'ymiş. Ne istiyorsun? İlk fiyatı ben veriyorum. 1250 o zaman, al.
Bilemezler. Dangalak abla bizi kekleyecek bu da ya. Epic kötü durumda ama çok para istiyorsun abla. Kolay gelsin. Benim o kadar param yok. Nadir iyi durumda 10.000. Ben bunu alamam. Ben polisi arıyorum. Tahmini 10.600. Oh yeah. Aşk gezi de değilsin, sabırsız da değilsin. Teklifim mi ne? Teklifim 12.500. Ya da dur ya. 15.000 anasını satayım. Ne diyor? Üniforma diyor. Bu bana satacak bunu da dur. 630 ama nadir bu. Dur. Hiçbir bilgimiz yok bununla ilgili. Bu kötü işte. Bilgimiz olmayınca karar veremiyorum. Karşı. 440 dedin. Ben sana bunun 350 diye bir bassam. Şaka mısın? 375 yapalım. Tamam 395. Güzel. Tamire 3 gün kaldı. Şurada bir... 5 gün. Nadir ürün abi. Değeri artar büyük ihtimalle. Bu arada bir bakalım benim... Bir sonraki arttırması. Sezgi arttırdık. Gel bakalım. Ne la bu? Nadir çok kötü durumda diyorsun. Fazla uzaklaşamazmış. Yerim la ben senin uzaklaşmam diyen yazını. Hıyarto bak nasıl uzaklaştıracağım seni 225'ten şimdi bak. Sana bir 150 çekeceğim. Sonra bir 175 çekeceğim. Uzaklaşmamış hali bu. Çok kötü durumda 320 değeri var tamam. Koleksiyoncu buna yasla şimdi işte bak. Bak bu İbne'ye yasla şimdi. 215'e almışız bunu. 500'den yasla. Abi adam denk getirdi mi yaslayacağız buna. 3. Bu ikisinin değeri güzel artacak da... O silah gibi olan şey çok fena artacak. Satıyorum. Bu ne? İyi durumda 225 dolarlık bir şey. Hiçbir şey bilmiyoruz herifle ilgili. Anasını satayım. Güle güle. Ölücü pezevenk. Tam ölücü pezevenk çıktı ya. Abi bak bu ölücülükleri yapmayın. Kafamı bozmayın. Tınala. 150 dolarlık değeri olan boktan bir şey bu ya.
Al. Git. Kötü durumda epik ürün bu. Ve bu herif açgözlü. Direkt ilgilenmiyorum. Zaten param yok. Sıradan iyi durumda 225. Ben 140 düşünüyorum. 150 düşünüyorum. Beceremedik. Dur. İnşallah kazık yememişizdir. Tam 3 tane ürün aldık abi. 2 gün bunun tamirine kaldı. Çok iyi durumda, iyi durumda. Nadir kötü durumda. Hadi gel bakalım yiğidim. Ne istiyorsun? Ödenen 3850. Ben bu adama bunu yaslamam lazım. Oo. Az daha düşürelim. Alalım dursun.
İyi durumda sıradan. Bence 170 eder. Abi anlamıyorum. Bir şeye basıyorum sapıtıyor ya. Neyse. Tıkla. Yerim yok, ürün alamam. Tahmini değeri 12.400. Koleksiyoncusun. Bence değeri bu kadar. Allah bereket versin. Satış yapalım ya. 370 dolarlık bir şey la bu. Öyle mi? Al. Alma. İbneye bak. Geliyorlar. Bu ne abla ya? Uğraşma. Böyle güzel bir dükkanın soyulması ya da ne bileyim yıkılması yazık oldu yani, epey bir yazık. Komik. İyi durumdasın. Tavşak koleksiyoncuymuş. 365 diyor. Teklifim ne? 200. Lan yürü git. İt oğlu it. Bizi kazıklayacak bu da. Ulan bu da bizi koparacak be.
Fazla uzatma şunu, 4500 ver. Ben zarar etmedim ki, ben çağrımı ettim. Ama ben zararımı ediyorum. Bir şey zarar etmemeye bakıyorum. Yani mümkün olduğunca kar etmeye çalışıyorum. Gel. Müşteriler zaten tek tek geliyor. Bulduk cahili yastadık. Alalım abi. Katıl abim. Çüş. Oğlum çok yükseldi lan fiyat. Doğru diyorsun Demen. Her hafta çalışanlara 3600 ödediğimiz için parayı kontrol edeceğiz. Bu para çok uçtu. Ben buna basmıyorum zaten. Şu an ben basmıyorum. Bak Jack bilmem ne diye bir herif kazandı. Elenjero kugul. Hadi be. Oğlum çok yükseltmeyin bak ırgınıza var ya. Sürekli yukarı gidiyor ya. Çok yüksek veriyor abi. Bu da 8200. Buna zaten girmem. Var malzeme dükkanında abi. İlla ki denk gelecek bir şeyler yani. Tuvalet fırçası ne abi ya? La yürü git. Al. 2600 sana. Hıyar. Ne bu? Tahmini 170 çok kötü durumda diyor. Ya yürü git. Ne istiyorsun? 1260'lık bir ürünmüş. Bakalım hem açgözlüsün hem bilgilisin. Peki. Ay özür diliyorum. Al. Bence değeri ne kadardır? Bence değeri 2000. 1900. 1700. 1700. Her türlü kardayım. Şöhretim düştü lan. Bu ne? Abla bu kötü durumda. Diğerini bilmiyoruz.
Bence 3500. 3300 de olabilir. O zaman sen 3200'ü verirsin abi. Ha şöyle ya, ha şöyle ya. Yorma beni be gülüm be. Evet. Bir tane mal kaldı. İyi durumda, 600 diyor. Koleksiyoncu pezevenk. Teklifim 400. 400. Çok iyi durumda bir ürün. Ama aç gözlü bir abla. Lan yürü git. Allah veriyorsan bu para, vermiyorsan verme, vermezsen verme. Hadi git. Bizi koparacaklar arkadaş bunlar da ya. Şimdi kopartıyorsunuz yeğenim. Ya arkadaş yine bu mikrofonun kablosu, yine bu mikrofonun kablosu abi. Lan bir tek bu iple mi girdi? Almıyorum lan. Ben bilgisi senin koleksiyoncu. Buna buna 6000'den çakan mı ben? Çakarım tabi. Sıra dışı iyi durumda, 1300 istiyor. Aç gözlü de değilsin. Kaç veririm kardeşim? Söyleyeyim 750 vereyim sana. Bir düşün. Aferin. Yorma beni. Abla kusura bakma ama. Sana da hiç güvenmiyorum. Birden savunur ne dersin? Hadi yapalım bari anlaşmamızı. Bu ne satıyor ya? Ya kötü bu. Ha bir daha aç gözlü. Bence değeri 100 dolar. Ah. Aa. Al 150. O zaman git. Hıyar.
Artık 6000 masrafımız. Biz dükkanda bir dene mal var. Şunu bir satabileydik. Kötü durumda git. Oğlum bu epik lan. Seninki 2400, benimki de 1900. Ah. Düşündün mü? Hadi defol. Biz bundan kazıklandık gibi bir his var içimde ama. Bakalım bilgilisin. 1300 çok dengeli bir fiyat vermem lazım. 1750. Ya kardeşim. 1750 dedik, 1700 olsun. Tamam hadi 1700 olsun. Hadi git. Ya ne olacak Devran ya? 6K gitsin, bir şey olmaz abi. Rahat ol sen. Şimdi bir ürün kaldı da. Geri çık. Oğlum dükkanın durumunu... Bize ürün lazım abi. Alalım kardeş. Aa kurtardım seni. Net görürsün şimdi. Sıradan çok kötü $60. Bununla uğraşmaya değer mi ya? La yürü git. Epik diyor. 1900 dedik buna. Ve bu herif hem koleksiyonda hem de aç gözlü. Ben buna bunu yaslarım. 2250 olmaz. 3. 2000 lan. Bak benim canımı sıkma. Hıyar ağası altın dişiyle sırta sırta gelmiş. Allah aldıysan al. Ne satıyorsun? Sıra dışı kötü durumda. Tahmini satış 2400. Koleksiyoncu. Fiyatı ben vereceğim. Al 1500. 1750. 2000. Vallahi verdin verdin. Ulan yine bir ürün kaldı ya. Anlamadım abi ben bu işi. Yine bir ürün kaldı. Oğlum ben çırak değil miyim lan? Çırak işte. Ha Cem'iymişim. Yani bu şimdi bana diyor ki. Umarım bir kazık yemeyiz burada. Çık. O kadar param yok. ...2750 hadi ver. Ya tamam lan tamam al 2700 al 2700 al al git al git. Oğlum hiç ürün yok la.
o zaman ne yapayım? Geri zekalı. Bunun durumu çok iyi değil mi? Bunu satarak. Bunu satarak. İyi durumdasın. Koleksiyoncu bir ipne. Bak 560 olan bir şey 300 diyorum. Orospuluk yapmaz. Sekiz. Zarar etmedik, yine kazandık. Ha, bu kötü durumda. Tahmini 900 dolara satılıyor. Bak bunu tamir edebilirim. Cahil cühel anında teke. Ver şuna 300 dolar bakayım ne yapacak. Hadi 400 ver. Evet, güzel anlaşma. Kaç ürün var dükkanda? Yine mi bir ürün var ya? O zaman bunu direkt... Ben bunu tamir edeyim, ne olur ne olmaz. 4 gün diyor. Belki bir kazancı olur bana. Epic çok iyi durumda. 5300 değeri var. Bu ipne aç gözlü değil. 4250 diyorsun. Ben 3500 diyorum kardeş. 3750. Şimdi siktir git. Abi bu pahalıdır, biz bunu alamayız. Bence değeri... dedi. 10.400 çok bana ya. 10.400 değil de onu ne yapalım biliyor musun? Onu biz 8.000 yapalım reis. Sen bokunu çıkarttın. Bak param da bitti benim. İnat etti 9400'e ipne ya. Almıyorum ya. Bunu da almıyorum. Nadir kötü durumda. Ama aç gözlüsün. Nadir kötü durumdaki bir ürün. Çok pahalı bir şey değil bu kardeşim. Ben bunu senden alsam. Siktir lan. Direkt 6000'den açtı, beni aşar. Bir deneyelim şansımızı. Ulan şu süreleme çok boktan ya. Siktir ol git.
artacak belli. O depoya giremem çünkü çok para lazım ona. Bunu almaya geldin. Tahmini 5300'müş değeri. Seninle ilgili bir bilgim yok. Fiyatı söyleyeyim. 5300 olan bir şeye ben sana ne fiyat vereyim? 7000. Hadi güle güle. Çok kötü ama efsanevi bu oğlum. Ya bir kat. Güle güle. Sıra dışı 930. Biraz aç gözlüsün. Vallahi kusura bakma 500 veririm. Hadi git. Bir dakika. Değeri belli değil ama. Çok yüksekten açtı be ya. Siktir git. ...1780 vardı. O zaman ben sana 2500 çekerim. Reis... ...2100... Yallah tazik. Sıra dışı çok iyi durumdasın. Herifi tanımıyorum. 1440 diyorsun. E ben ki. Değeri belli değil be kardeşim. Çok kötü durumda, ilgilenmiyorum. Ya zaten dükkanda mal alacak yer çok yok.
Aa, 4250 bunun değeri. $590 mı teklifin? Al ulan sana. Al, al. O zaman defol. İpneye bak. Ulan önüne gelen bizi koparmaya çalışıyor ya. Fiyata bak. Of. Abla sağ ol ama. Koleksiyoncu ve bilgili. Yani şimdi ödenen 550, değeri 950. Hem koleksiyoncu hem bilgili 1120 verdiğine göre 2500'ü yasla buna ya. Hadi 2000, hadi hadi. Hadi 1750 hadi. Tipe bak. 4950'ymiş orijinal hali. Karıyı tanıyamıyoruz. 4150 verdin. Yemezler ablacığım. 6000. İşine geliyorsa. 5500. Çok kötü. Baba ilgilenmiyorum be. Bu epik ürün. Sabırsız bakalım. 28 bin teşekkür ederim. Git. Zarar etmemizden iyidir. Batmayalım abi. Götü kurtarmaya bakıyorum şu an. $950 ürün. Bunu da güzel sattık dayıya. İki ürün kaldı. Ben de şimdi 500 diyecektim zaten. Elimdeki tek ürün de bu ha. 340 diyorsun, aç gözü değilsin, koleksiyoncusun. Ha siktir oradan lan, 250.
Sıradan kötü 315. Koleksiyoncu açgözlü değil. 315. Git. Ürün satılmıştı. Gayet güzel sattık vallahi. İniyoruz çıkıyoruz, iniyoruz çıkıyoruz. Dur bakalım. Bir zenginlik yapacağım ama ne zaman yapacağımı ben de bilmiyorum. Her neyse. Evet. Sevgili YouTube'cum. Vallahi bölümün sonuna geldim. Zaten bölüm biraz uzun oldu senin için. Şöyle ben sana burada bölüm sonu yapayım. Bir de diyeyim ki alttan yak çıktı yanda. Bir zahmet kardeşim, bir beğeni alalım, bir abonelik alalım, bir izleyelim değil mi? Burada emek harcıyoruz yani. Ricamız bu YouTube'daki değerli arkadaşlardan. Değerli YouTube arkadaşlarım, sizlerle bir sonraki videomda tekrar görüşeceğiz. Bay bay diyorum size. Allah'a emanet olun. Yeni videoda görüşmek üzere. Burada videomuzu ne yaptık? Kestik.